Size Geliyoruz programından merhabalar değerli izleyenler. Bu hafta Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Örnek Mahallesi'ne misafir olacağız. Muhtarımızla birlikte mahalleyi gezip dolaşarak sorunları, sıkıntıları ve talepleri dilimiz döndüğünce sizlerle paylaşacağız. Hadi aracımıza binelim ve mahallemize doğru yola koyulalım. Oradan bir bana geçti. Ve de dedim bu kutsal bir görev üstlenim. Hizmet, vatandaşa hizmet dedim İşte çok sorunlarımız var o yüzden. Ya mahalleli de sizi istedi zannediyorum ki. Mahalleliler istemese zaten muhtar olamazdık. Üç adaydık. O %50'sini ben aldım elin üzerinde. Diğer iki aday da %50'sini aldı. Nasıl gidiyor peki? Memnun musunuz muhtarlıktan? Muhtarlıktan memnun olmam şöyle. Tabii ki muhtar her şeye bir vesile olmalı. Yani köyün sorunlarını, halkın sorunlarını ilgili makamlara bildirmektir. Onlar da bize yardımcı olduğu kadar biz de memnun kalırız tabii ki. Burada ben Mehmet Caner'i söyleyeyim. Yeşilyurt Belediye Başkanı. Mehmet Caner'da çok razıyım. İşi gücü rast gelsin. Bana büyük bir hizmetler verdi. Bana büyük bir destek verdi. Yollarımızı yapıyor işte. Kendi bütçelerin dahilinden ne kadar olsa destek oluyor. İşte şu parkı yine onlar düzenledi. Bu sizin yolları, mahalle Yeşilyurt'a bağlı aslında. Evet, Yeşilyurt yaptı. Peki muhtarım gezip göreceğiz zaten mahalleyi genel hatlarıyla yapılanlar, yapılmayanlar bunları gündeme getireceğiz. Ama önce bir Cumhuriyet Örnek Köyü tanıyalım. Tam olarak nerede bulunur bilmeyen mahalle vatandaşlar için anlatalım. Cumhuriyet Köyü 1972'de köy kent projesinden 5 köyde ibarettir. Budalaoşa, Zeydanlı, Budalaoşa, Mamazar, Kilese, Kırlangıç. 5 köy. 5 köyün halkını Allah rahmet eylesin Tayfun diye bir kaymakamımız vardı. Kemikler nur içinde yatsın. O herif vesile oldu. Köyü buraya taşıdı, bu köyleri. 1972'de köy kent projede buraya taşındı. İşte şimdi burada 5 köyün halkı oturuyor. Şu durumdan kayısıcılıkla uğraşıyoruz. Köyün en büyük geliri kayısıcılık. Peki seçmen sayısı kaç, nüfusu kaç? Valla nüfusumuz 3000 üzerinde de şu durumdan mevcut 1000 yok köyden. 1000 nüfus. 500-650 bir seçmenimiz var. Zannediyorum ki yazın daha çok tercih ediyorlar burayı. Tabii yazın karabalık oluyor. Şimdi hepsi çekildi. İstanbul'a giden gitti. Malatya'ya yerleşen yerleşiyor. Hani doğalgaz olmadığı için vatandaş yazın geliyor. Kışın Malatya'ya gidiyor. Peki muhtarım burayı yazın tercih etmelerinin sebebi, yani kışın tercih etmemelerinin sebebi pardon, zannediyorum ki doğalgaz genel hatlarıyla. Şimdi doğalgazın dışında tabii ki yazın burada gelip bahçelerini bakımını yapıyorlar. İşte meyvesini alıyorlar, çalışıyorlar. Kışın da gidip orada dinleniyorlar. Ama şimdi odun yakmamak için, soba yakmamak için yaşlılar bilhassa şehre gidiyor, orada oturuyorlar. Peki doğalgaz talebiniz var mı? Talebimiz var. Olumsuz cevap verdiler bize. Neden peki muhtarım? Ya işte neden kırsal kesim olduğu için şey yapmıyorlar, sıcak bakmıyorlar o yüzden. O kadar. Peki mahalleli en çok hangi şikayetle kapınızı çalıyor muhtarım? Vallahi mahalleli hangi şikayetle çalmıyor ki? Bizim bir su sorunumuz var. İçme suyu mu, sulama suyu mu? İçme suyu. İçme suyu sorunumuz var. İşte onu çözmek için uğraşıyoruz.
Ne gibi bir sorun teşkil ediyor? Su yazın yetmiyor. Çok sıkıştık. Bu sene hele biz Sergen'de bu yana, yani Kayseri sezonundan bu yana biz çok sıkıştık. Nüfus da kalabalık oluyor nüfus yazın. Nüfus da kalabalık oluyor. İşçi de bugün binlerce işçi geliyor. O suyu kullanıyorlar. Ondan sonra burada köyün içinde en azı 5000 ağaç var. 5000 ağaca endekse tutup biz de ona kalmıyor, zebze ekiyoruz. İşte biz dedik zebzeyi sene ektirmeyek. Suyu da biraz şu bir çapı grubu diye bir suyumuz var. Maskin'in işbirliği işte orada o çapı grubunda yedekte pompalayak dedik. Su sorunu çözmeye çalışıyoruz. Maskin'in 12 bin metre su olmadığı halde şebeke döşedik. 12 bin metre az bir şey değil. Daha halen bugün bitecek o iş. İşte sonuçta o şebekeyi beslemek için de maskenin işbirliği içerisindeyiz. Suyu çoğaltmamız lazım. Daha doğrusu kaynağını bulmamız lazım. Kaynak da arıyoruz. Peki muhtarım, mahalle tam olarak nerede bulunuyor? Bilmeyen izleyicilerimiz için şöyle biraz anlatalım. Komşu mahalleleri hangileridir? Merkeze kaç kilometre uzaklıkta? Mahallemiz Malatya 30 kilometre, Donşer'de 25 kilometre. Merkezi Zihir, Adana yol üzeri. Konumu sırtı dağa dayalı. Kendisi ovada. Ondan sonra 1972'de bu köy yapılırken büyük bir projeyle yapılmıştır. Her arsası 1000 metrekare. Yani konumu güzel. O zaman her şey düşünülmüş, projelendirilmiş. Yani köyümüz projesi çok güzel. Peki muhtarım, mahalleyi daha yakından tanımak üzere şöyle turumuza başlayalım. Evet değerli izleyenler, Cumhuriyet Örnek Mahallemizde turumuza başladık. Muhtarım, öncelikle şu sol tarafımızda kalan parktan bahsetmek istiyorum. Bu park ne zaman yapıldı? Şu park evvelki sene yapıldı. Ondan sonra Yeşilyurt Belediyesi tarafından da ona yapıldı. Ne zaman yapıldı tam olarak? 2 sene oluyor. Peki eksikleri var mıdır? Yeterli oluyor mu mahalleye? Yok, eksikleri var da tamamlanmadı. Daha doğrusu tamamlanmadı. Eksikleri çok. Ha, şuraya gelelim. Hiç kazalara sebebiyet verdi mi? Tabii, verir işte, verir. Daha önce bu park yapılmadan önce belliydi, yani her taraf şey kapalıydı. Yol oradaydı. Şimdi yolun ortasında kaldı. Kaldınca müracaatta bulundum. Gelin bakın dedim, ona göre cevap verin dedim. Gelip bakacaklar, onu bekliyorum. Tapulu malında olmadığı için herhangi bir işlem yapamadıklarını şu mı söylediler? Şu an yapmadılar ama bundan sonra da yaptıracağız. Başka çaremiz yok. Yolun ortasında. Peki başka böyle direklerimiz var mı mahalle genelinde? Başka direklerimiz var. Eksikler mesela şu direk %70 meyilli. Ondan sonra şu kablolarımız bak ağaçların arasından geçiyor. Bunlar kapalı kabloya dönse daha iyi olur. Şimdi Allah korusun, mahalle şu kabloya bakın, bir kabloyu çek düşür kabloyu. Ağacın arasında. Peki elektrikler kesiliyor mu sık sık? Vallahi fazla da değil. Yok, o konuda yok. Sadece risk teşkil ediyor yani. Risk teşkil ediyor bu direk. Öyle fazla sıkıntımız yok, elektrik sıkıntısı. Peki ağaçların arasından geçiyor mu direkler? Ağaçların arasından geçiyor. İşte bunu kapalı kablo sistemine geçerek, yer altı da değil, yer üstü kapalı kablo olsun. Çünkü ağaçlandırma büyük burada. Ağaçların arasından geçiyor. Allah korusun, tehlike, herhangi bir yangın olma durumunda ciddi sıkıntılar oluşur. Bir ağacı yakmıştı. Ağacın yanında bir vatandaş da yanabilirdi. Başka da yollarımız yapılıyor. İşte bakıyorsun parkın etrafında. Şu an Yeşilyurt Belediyesi onardı buraları. Yapılmayı bekleyen yollarınız var mı? Bekleyen yollarımız çok. Yeşilyurt vermiş olduğu hizmette biz razıyız. Ya ara yolların hepsi yapıldı mı muhtarım? Aşağı yukarı kısmen. Şimdi ara yol derken bizim bahçeler organik bölgesi olduğu için dedim ki organik bölge olduğu için bahçeleri tozdan kurtaralım. İlk hedefim o. Şimdi çünkü meyveler de zarar görüyor.
Evet değerli izleyenler, mahallemizde Cem Evi bulunuyor. Muhtarım neler söylemek istersiniz burayla ilgili? Valla burayla ilgili yaklaşık 4 yıl evvel köy adına bir dernek açtık. O derneği faaliyete geçirdikten sonra işte vesile oldu dernek. Dernek adı altında bu Cem Evi'ne başladık. Vatandaşın katkılarıyla başladık. 4 yıldır yapımı devam mı ediyor muhtarım? Aşağı yukarı 3 yıldır devam ediyor. Eksikleri fazla mı? Büyük kaba inşaatını vatandaşın imkanlarıyla yaptık. Şu derece gelmesi de valilik tarafından bize bir ödenek çıktı. Müteahhite verildi. Burada başta Cumhurbaşkanıma, sonra valime tekrar burada teşekkürlerimi bildiriyorum. O katkıdan dolayı. Peki çok fazla eksiği kaldı mı muhtarım? Şimdi eksik daha var. Eksik salon bölümü çok bir ters tavanı duruyor. Diğer taraflar tamamlandı. Gezeceğiz, tabii, göreceğiz zaten genel hatları. Salonun içindeki tabii ki sandalye, masa alınacak. O da yüklü bir para tutuyor. Ondan sonra Cem Evi iki katta itibarettir. Bir ek bina, bir üst. Üst bina esas Cem Evi orada. Oraya ait Cem Evi. Bu da tabii halka hizmet vermek için bu salon, büyük bir salon yaptık. İşte düğün de yapabilirler vatandaş. Mevlütünü okuyorlar. Yani çok amaçlı olarak toplu kullanılabilir hizmet, aslında. Toplu hizmetlere köyün tabii çevre köyler de gelir mesela burada mevlütünü okuyor. İşte şu an faaliyette mi peki muhtarım? Salon faaliyette sayılır. Salon faaliyette sayılır. Ta Cem Evi faaliyete geçmemiş. Daha pencereler duruyor, suvası duruyor, boyası duruyor. Üç çatısı geçen sene yapılmamıştı. Kar hep tepeden aşağı indi. Bu sene işte valiliğin vermiş olduğu ödenekten dolayı o çatı da yapıldı. Aslında buradan seslenebiliriz vatandaşlarımıza, destek olmak isteyen yani vatandaşlarımıza. Şurada vatandaşlarımız duyarlı olması lazım. Yani bu işin bitmesi lazım. Bu Cem Evi'nin inşaatının bitmesi lazım. Ya bu bir hizmettir. Daha doğrusu büyük. Buna da tabii ki bu güne benim dönemimde vesile oldum. O dernek olmasaydı bu Cem Evi de olmazdı. Ondan sonra başlatan güne benim dönemimde oldu bu Cem Evi. Tabii eksiklerimiz var işte. Burada tüm vatandaşa çağrıda bulunuyorum. Duyarlı olsun. ...2017'de derneğin nasıl diyeyim size, kontrolünde inşaatımızın yapımına başlanıldı. O şekil inşaatımız devam etti. Bağışlarla, yardımlarla muhtarımızın belirttiği gibi inşaatımız devam etti. Bu seviyeye kadar geldi. Bundan sonraki şey de vatandaşımızın, köylümüzün yardımlarıyla inşallah bitireceğiz. Valilikten bize bir kısım para çıktı. Onunla da salonumuzun camlarını, altının seramiğini.
Tekrar ben cemevine geleceğim dernek başkanı olarak. Kiri taşın yapılmasını istiyorum. Binamızın camları eksik. Onların yapılmasını istiyoruz. Ters tavanımız var. Ondan sonra altının seramiği var. Yani bakarsan eksiğimiz çok. Yani bunların Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'dan, Sayın Valimiz Hulusi Şahin'den bunları istirham ediyoruz, istiyoruz. Yapabildikleri kadar. Bir de ayrıca şuna bir parantez açmak istiyorum. Valilikten bize çıkan yardıma Valimiz Hulusi Şahin'e sonsuz teşekkürlerimizi de sunuyoruz. Sağ olsun. Zaten valimizin bu bize verdiği ödenekten eğer ki bu ödenek bize çıkmasaydı bu binamızı bu seviyeye getiremezdik. Ha vatandaştan biz bağış alıyoruz ama yeterli gelmiyor. Onun için de tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Mehmet Çınar'ın, Yeşil Belediye Başkanımızın yardımlarını tekrar bekliyoruz. Geçen gün Mehmet Çınar Başkanımız buraya geldi. Kili taşının yapılması için, ayrıca caminin tamiratı için şeyde bulunduk. Talepte bulunduk kendisine. Kendisi de bize yapılacağını söyledi. İnşallah Mehmet Çınar'ımdan o yardımı da bekliyoruz. Yapılmasını da istiyoruz. Vatandaşım adına da emeği geçen binamıza, emeği geçen herkese de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen herkese de sağ olsun, var olsunlar. Peki muhtarım, size de biraz kayısı konusunda sorular sormak istiyorum aslında. Temel geçim kaynağı kayısı dediniz en başından beri. Evet. Peki kayısıdan bu sene verim alındı mı? Nasıldı? Durum nasıl? Kayısıda bu sene verim şöyle alındı. Yüksek kesimler, yani daha doğrusu yüksek kesimler, alçak yere, dere ağızlarda meyve yoktu. Yüksek kesimler de iyiydi. Sonuçta bu sene de kayısı çok fazla gitmedi daha doğrusu. Millet vatandaşın elinde çok kayısı daha duruyor. Hı hı. Bu sene satmadılar henüz kayısılarını. Kısmen sattılar da kısmen daha duruyor. Artık nedenleri biz bilmiyoruz tabii onların. Fiyatların artmasını mı bekliyorlar muhtarım? Fiyat artması da değil. Fiyat da normaldir. 80-90 liraya kayısı fiyatları da normaldir yani. Hı hı. Ama sonuçta çok vatandaşın elinde daha kayısı duruyor. Organik olduğu için bu da tabii tehlike yaratıyor. Vatandaş bunu çoğu soğuk hava depolarına taşıdılar. Yani burada da mağduriyet var. Muhtarım, aslında geçen sene Malatya genelinde biz gittiğimiz çoğu mahallede bu duyumu da aldık. Vatandaşlar kayısı erken sattıkları için, biraz uyguna sattıkları için bu sene bekletmek istediklerini söylüyorlar. Geçen sene 41 liraya sattık, mal çıktı 60 liraya. Hı hı. Orada tabii ki geçen sene öyle mağdur olduk. Bu sene de çoğu mal elimden kaldı. Şimdi organik olduğu için demin söyledim ya. Hı hı. Bunu soğuk hava depoları, bunun da bir maliyeti var. Köyün bu mağduriyeti de var. Şu vaziyette orada kısmen vatandaşın malı soğuk hava depolarında bekliyor, burada depolarında bekliyor. Bir türlü çözülmedi yani kayısı sorun, bir türlü bu sene çözülmedi. Hı hı. Ondan sonra satılan malların parası gelmiyor, esnaf işte para satılmadı, elimizden mal kaldı, onu mahane ederek sıkıntıya köylüyü sokuyor. Maliyetler de yüksek muhtarım. Maliyet de tabii yüksek, maliyet de bugün yüksek. Bugün her sene diyelim 15 bin liralık bir ilaç alıyorduk, şimdi 80-90 bin lira ilaç aldık, bahçelere attık. Yani maliyet bu kadar yükseldi, %500, %1000 maliyet yükseldi. Peki bu maliyetlerin gitgide yükselmesi vatandaşları biraz uzaklaştırıyor mu tarımdan? Ya tarımda uzaklaştırıyor. Yapacağımız bir iş yok. Köylünün yapacağı ne işte? Burada bir kayısı bölgesi, yapacak tek bir iş o. Artık maliyet de yüksek olsa ne olursa olsun katılıyoruz. Heye. Şimdi bir torba gübre 100 lirayken şimdi 1000 liraya kalkmış. Güne katılıyoruz. Yani bugün o bahçeyi imal edersen bir sene, ondan sonra ikinci 3-5 sene verimini alamazsın. Mesela geçen sene ben kendi bahçelerimde 20 kaymun sade hayvan gübresi taşıdım. Bugün 40-50 bin liraya diğer feni gübre, organik gübreler aldım. Bundan sonra organik bölgesi olduğu için ilaçlarımız çok farklıdır, pahalıdır, maliyetlidir. Bu da sonucunu almazsan, şimdi vatandaş şunu da düşünüyor. Bu sene örnek Cumhuriyet Mahallesi organikte vazgeçmeyi düşünüyor. Maliyetler yüksek diye mi? Maliyetler yüksek dışından
Diğer organik olmayan bahçelerin meyvesine aynı farklı fiyata gitmiyor. O daha farklı. Mesela sarı kayısı daha farklı fiyata gitti bu sene. Burada vatandaşı caydırıyor. Yani yaparım sarı kayısı, depoma atarım. Ne çürür, ne kurt girer, ne bir şey girer. Ama organik kayısı kurutuyor. Kurtlanma yapıyor. Kuru şeyi. Gün kurusu yapıyoruz. O vaziyet vatandaş işte soğuk hava depolarını taşıdı ki mağdur olmuyor. Daha fazla mağdur olmaması için buraya taşıdı. Çobanları şimdi soğuk hava depoları. Şimdi vatandaş götürmüş esnafın soğuk hava depolarını mal bırakmış. Şimdi gidiyorlar fiyat. Mesela ben 85'e sattım. Vatandaşa 70 lira teklif ediyorlar. Eğer şey, hoşuna gelmezse buyurun götürün malınızı başka yere satın. Ya bu mağduriyettir yani. Bu hakikaten mağdur. Vatandaş yani köylü vatandaşı çok mağdur durumda. Peki her vatandaşın, her çiftçinin burada kayısı ağaçları var mı? Herkes kayısıyla ilgilenir mi? Aşağı yukarı örnek Cumhuriyet Köyü'nden 5-10 ailenin olmayabilir. Paşa'da herkesin var. Peki hayvancılık var mı muhtarım? Vallahi hayvancılık yok. Eskiden hayvancılık biz daha köylerde buraya taşınırken binlerce hayvan vardı. Şimdi yok. Yani neden şey peki yok. Vazgeçildi sizce hayvancılıktan? Neden? Kentleşti. Daha doğrusu burası bir kent bölgesi oldu. Aslında neden biliyor musun? Yem maliyetlerin yükselmesi, ondan sonra samanın fiyatlarının yükselmesi, yani besleyemiyorlar ha daha doğrusu. Maliyetler yüksek diye biraz vazgeçme oldu diyorsunuz. Şimdi besleyemiyorlar yani, bakamıyorlar daha doğrusu. Şimdi bir tane inek vatandaş besliyor. Geçenlerde bir vatandaş dedi ki bana 4 torba yem getir. 2000 lira para verdik dedi, bir ayda bunu bitirir bir inek. Bir inek 2000 lirayı bir ayda bitirirse de onun... Gelir ne olabilir? Evet değerli izleyenler, mahallemizde bir ilkokul bir de ortaokul bulunuyor. Muhtarım neler söylemek istersiniz eğitim durumu ile ilgili? Eğitim durumu şu durumda, biz öğretmenlerimizle razıyız. Öğretmenlerimiz görevini yapıyor. Öyle bir sıkıntı olduğunu da söylemiyorlar. Daha sonra ilk muhtar olduğumda bir sıkıntı bize bildirdiler. Bu kilit taşı. Ondan Mehmet Caner başkanımıza ilettik. Sağ olsun. Daha önce nasıldı bu yollar? Bu yollar, yol da haraptı. O Afsat-ı Güne benim dönemden Mehmet Caner'in önderliğinde döküldü. Bu kilit taşı da yine Mehmet Caner sağ olsun. Onun döneminde bu kilit taşı yapıldı. Ha, bu kadar. Şu durumda okulda bir sıkıntı yok. Öyle bir sıkıntıyı bize iletmiyorlar. Yeterli oluyor mu bu okul peki? Yeterli şöyle, şimdi nüfus çok az. Çok çocuk. İnan ki çok çocuğumuz yok buradan örnek köyünde. Çevre köylerde geliyor bu çocuklar. Öyle mi? Taşımalı olarak geliyorlar. Taşımalı olarak geliyorlar. 4-5 servis dışarıdan geliyor. Yani yaklaşık öğrencinin yarısı dışarıdan geliyor. Dışarıdan gelen öğrencilerimiz genelinden ilkokul, ortaokul, öbür tarafta ortaokulumuz var. Genelinden oraya geliyorlar. Öğrenci fazlası var tarafta, dışarıda çevre köylerde taşımaya gelenler. Peki liseye gidenler hangi mahalleyi tercih ediyor? Liseyi de şurada bir arsamız var. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne söyledim. Dedim buyurun gelin şu arsayı size tahsis edelim. İleride bir lise... O köy nasıl kurulmuşsa öyle. Su konusunda ne gibi sıkıntılar var mesela? Işte sularımız birkaç senedir yani maske şey yapmış da şimdi şu an sular biraz iyi.
Yani kırıldığı zaman, şey olduğu zaman maske gelip yapıyor. Hı hı. O yönden şey oluyor. Yetersiz mi kalıyor peki? Geli şu an iyi yani. Hı hı. Bir iki senedir iyi. Hı hı. Kırıldığı zaman şunu yapıyorlar hemen. Peki siz neler yapıyorsunuz mahallede? Vallahi ne yapayım? Vallahi ev hanımıyım. Hı hı. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Başka bir iş yaptığımız yok. Kayısı var mı peki? Kayısı var da yani beni kurtaran bir şey değil. Benim eşim engelli. Hı hı. Ayağını kestiler. Hı hı. İşte böyle. Çok geçmiş olsun. Kim ilgileniyor peki bahçeyle? Vallahi olan ilgileniyor. İşte haftada bir gün izni var, o gelip çalışıyor. O ilgileniyor işte, başka da. Ne kadar bir kayısı ağacınız var mesela? Vallahi iki, bir 10 dönümlük yerimiz var. Hı hı. Bir 100 kayısı var, o da tabii ki. Hemen sene verim alabildiniz mi? O kadar değil. Şey olmadı yani. Maliyetler konusunda neler söylemek istersiniz? Pahalı mı sizce? Hem de ne kadar? Çok pahalı. Vallahi bizim gibi fakir fukaralar çok şey, maddi durumdalar. Hı hı. Çok şey, ne bileyim. Peki bu sene verim alabildiniz mi bahçeden? O kadar değil ya. Hı hı. İşçi getirdik, 250'ye 300'de işçi çalıştırdık. Kayısı da elimizde şey oldu. Hı hı. Don vurdu mu sizin kayısıları? Vurdu. Hı hı. Büyük kayıp yaşandı o evet, zaman. Aynen. Oldu. Peki birlik beraberlik nasıl mahallede? Komşular birbirine gidip gelir mi? Dayanışma var mı? İyi vallahi, yolumuz iyi. Gidip geliyoruz. Öyle bir sıkıntımız yok kapı komşuyla, köyle. Yani eski kültür devam ediyor mu? Aynen. Kaç senedir buradayız, bir sıkıntı yok. Aynen. Birlikte ekmek falan yapıyor evet, musunuz? Onu yapıyoruz, yemek yapıyoruz. Kahve şeyimiz, sohbetimiz var. Şanslısınız o zaman aynen, gerçekten. Aynen. O yönde sıkıntımız yok, aynen. Gittiğimiz birçok mahallede çünkü eski kültürün devam etmediğinden yakından çok fazla vatandaş komşularım oluyor. Komşularım da memnunum. İnan ki 45 sene, 40 senedir buradayız. Hem bekar yanında hem evlilik yönünde. Çok memnunuz. İyi, şimdilik bir sıkıntımız yok. Başka yerde yaşayabilir misiniz bura haricinde? Vallahi ben burayı çok sevdiğim için merkeze pek yani mecbur kalmayınca gidemeyim. Ya başka yerde yaşayamazsınız buradan hariç. Yok. Aynen. Evlerimiz işte bu iki göze, o da kayınbabamda kalan. Hı hı. İşte maddi manevi yani şeyimiz. İyi kötü idare ediyorsunuz idare yani mahallede. Aynen işte, yağımızda kavrulur derler ya. Hı hı. Bizimki de o mesele. Yani bunun başka bir şey yok. Siz kaç yaşındasınız? Ben 83 yaşındayım. Maşallah amca. Peki bize biraz eski Cumhuriyet Örnekköy'den bahseder misiniz? Siz buraya taşındıktan sonra neler oldu? Eski yerleşim yerinizde nasıldı? Vallahi biz burada bizim tarlamız vardı. Üç kardeşin tarlası vardı. 106 dönüm sırf bu tarla. Burası işte bizim yerimiz ha, bu tarlalar ta nereye kadar. Bizim bir ne bahçemiz var, ne bağımız var, işte bu evdir, başka bir şey yok. Peki eski yerleşim yerinde nasıldı yeriniz, iyi miydi? İşte ta buradan yoldan köye kadar 7 kilometre yoldu. Ben demir yolda çalışıyordum Suçati'de. Bazen yayan geliyordum. Haftada bir sefer geliyordu, orada yatıyordu barakada. Hı. Yer uzaktı. İşte günümüz öyle geçirdik. Özlüyor musunuz o günleri? Özlüyor o zaman gençliği de. Şimdi gibi değil, şimdi yapamayayım ki süre kadar yürüyor yani işte. Eski yeriniz mi iyiydi, burası daha mı iyi? Burası iyi, burası rahat, burası eski yerimiz. İmkanlar zordu değil mi eski yerinizde? Tabii herkes morculuk yaparlardı ama işte burada daha yakın, daha yola yakın, Malatya'ya yakın. Gelen giden olursa senin bir çocuğun biriyle giderse rahat gelir gider. İşte o başka bir çok iyidir burada. Peki ne gibi eksikleriniz var mahallede? Sorun, sıkıntılar neler mahallede? Ne gibi eksikleriniz var? Bizim eksikliğimiz yok. Herkes gücüne çalışıyor. İşte bizim kayısılar var kimi, bizim iki yok. Herkes kayısına uğraşıyor. Bir ayın içinde iş odur, hep kayısıdır burada.
Sizin var mı kayısılarınız? Kayısımız yok, tarlamız gitti, kayısımız yok. Şimdi, peki mahalleyi seviyor musunuz? Birlik, beraberlik yok, var mı? Birlik, beraber, herkes evince birbirimizi tanıydı, komşularıydı, arazimiz için saydı. Herkesi tanıyık önce. Yavaşçı kimse yok, hep biz kendi kendineyiz. Peki teyze seni tanıyabilir miyiz? Senin isim soy isim aynı, nedir? Aynı. Amca Fatma, ne diyorsa Fatma ben de Ercan, aynı. Fatma. İsim soy isim ne? Fatma Ercan. Sen buraya mı gelin geldin yoksa buranın kızı mısın? Aynı. Buralı da gelin oldum. Buralı... İki kilometreyle geldiler. Bu iki kilometre, yedi kilometre çıkarttılar. Şu an yedi kilometrede bir kilometresini biz size sunuyoruz. Onlar da dolaşacağız. Vermiş olduğu hizmetleri dile getirmek borcumuzun borcudur. Ne olursa olsun, büyükşehir de bu yolların devamında su şebekesini döşedi. Bunu da söyle, gündeme getirmemiz. Onlara da teşekkür ederim. Bu sene 7 kilometre afsat yapmış. Bahçeler arasında sizin bahçeleri tozda kurtarır bir sözü vardı. Ve sözünde bulunuyor. Sağ olsun, var olsun diyorum. Başka bir yola tekrar bakalım. Tamam muhtarım, biraz da sudan bahsetmek istiyorum aslında. Su konusunda vatandaşlar da çok dertli aslında. Şimdi bu şebekeyi döşedik. Ta yukarıya kadar bizim deponun kotu bu evlerden aşağı. Su basmıyor. Şimdi buraya zor su basıyor. Şimdi hidrofon dediler, hidrofon olmaz dedik. Bir o depoyu bir üst yükseğe götürek ona çalışıyoruz. Sonuçta suyu çözerim. Ben muhtarlık döneminde örnek Cumhuriyet Köyü'nde su sorunu inşallah maskeyle çözeriz. Hı hı. Yani bu su sorunu kalmayacak diyorsunuz. Kalmayacak, evet. Sene bu su sorunu çözeriz. Sonuçta çözeriz. Sontaj da olsa o çapı grubumuz var. O çapı grubunu bağladık bu depomuza. Su az geldi, kotuyla paralel olduğu için. Onun için biz aşağıya doğru bir pompa kuracağız. Direkt depoya göndereceğiz. Su sorunu inşallah çözeceğiz. Peki muhtarım, hemen sol tarafımızda da bir kayısı bahçesi görüyoruz. Ağaçların budandığını görüyoruz. Seneye hazırlık yapıyor galiba çiftçiler. Evet, budama yapılmış. Sene tabii ki hazırlık yapılıyor. Bu sene tüm işte emekler veriyor, emek veriyorlar. Vatandaş bak budama yapmış. Tabii ki budama yapmasan, bakım vermesen bahçe olmaz. Bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur derler. Sonuçta vatandaş iyi çalışıyor. Örnek köyde en büyük kayısıcılık örnek köyünde. Yani gelen
pek para etmedi. Yani şöyle, ilk başta güzel para etti. 100-510 lira kadar gitti. Sonra düşürdüler. 70-80'e kadar düşürüldü. Siz sattınız mı peki bütün kayısılarınızı? Ben şeylerden, daldan verdim. Yani ben kurutmadım. Daldan verdim. Peki don vurdu mu kayısıyı? Vurdu. Bazı yerlerinde dolu da vurdu. Yani dolu lekeleri vardı. Bazı bölgelerde de çok zayıftı kayısı. Yani bizim bölge fena değildi, iyiydi bu bölge. Bazı bölgeler de zayıftı yani. Hiç bazı bölgelerde mesela bu Sultansoy Havzası tamamen hiç yoktu kayısı. Don vurmuştu. Peki mahallede ne gibi sorun, sıkıntılar, eksikler var? Şimdi bizim mahallede bir sıkıntımız yok. Yani sıkıntı şöyle, biraz su yetersiz bizim. Ha yollarımız dersen, muhtarımız gerçekten tüm köy yollarını aşağı yukarı hepsini şey etti. Yeşurt belediye başkanımıza da muhtarımıza da teşekkür ediyorum. Yollar nispeten yapıldı, sular döşendi. Yalnız bazı yerlere mesela bizim bu aşağıda kardeşlerim şey var, onlara su gidiyor. Benim aynı bahçede biraz daha üstte su gelmiyor bize. Yetersiz kalıyor yetersiz, yani. Su yetersiz. Su şebekesi bu sene döşedik. O şebekeyi beslemek için büyük şehirden büyük fedakarlık bekliyoruz. Suyu temin etmek için. Sonuçta işte Çınar Başkanım'ın da yapmış olduğu yolları size takdim ettim. Belki halk görmüyor ama televizyonda görürler. Ondan sonra bundan sonra da devamını da bekliyorum. Burada tekrar Sayın Valim'in bize verdiği cemev desteği olsun. Onlara ayrı teşekkür ederim. Mehmet Çınar Başkanım vermiş olduğu hizmetlerden dolayı da olsa her an için ona teşekkürlerimi bildiririm. Peki muhtarım, biz ilk defa gelip gezme fırsatı bulduk mahallenizi. Gerçekten çok sakin, huzurlu. Vatandaşlar tarafından da çok sıcak karşılandık. Gerçekten çok şanslı bir mahallesiniz, bir muhtarsınız. Böyle bir mahalleye sahip olduğunuz için. Şimdi mahallemiz size tabii ki büyük bir mahalle, öyle ufak mahalledir. Beş gün halkı buradan, karma bir toplumuz. Ama sonuçta daha eskide komşu köylerdik, hepimiz birbirimizi tanıyorduk. Ya böyle yabancılık çektiğimiz yoktu, şu an halen yoktur. Öyle bir problemimiz yok komşularla. Birlik beraberlik de üst düzeyde gördüğümüz kadarıyla. Beraberlik her taraftan olur, artı olur, eksik olur, olur ama her şey dört dörtlük desek de o... Dört dörtlük diyelim. İyidir. Asayiş konusunda nasıl muhtarım? Asayiş konusunda bizim bir karakol var. Bizim açımızda kulağı rahat karakolun.
Hiçbir problemimiz yok kendilerine. Bizim aç bazı şeylerde çevre köylerde de tabii sıkıntı yaratıyorlar. Sakin, huzurlu bir mahalle yani diyebiliriz o zaman. Hiçbir karakola bir problem çıkarmıyor. Hı hı. Bir karakolu bir meselemiz yok. Ondan sonra iyi işte. Yani toplumumuz kültürlü, öyle cahil bir bulunuyoruz. Bu hafta Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Örnek Mahallesi'nin misafiri olduk. Muhtarımızla birlikte mahalleyi gezip dolaşarak sorunları, sıkıntıları ve talepleri dilimiz döndüğünce sizlerle paylaştık. Bir sonraki hafta sizin mahallenize gelmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.